Kadın doğum uzmanı, jinekolog, ebe, hamilelik, doğum, tüp bebek gibi kavramları sık sık duyarız. Ne iş yaptıklarını ya da ne demek olduklarını da birçoğumuz biliriz. Doğumun daha somut olan kısmını oluştururlar. Ancak embriyolog denince bir durup düşünürüz. Embriyo kavramı fen bilgisi ve biyoloji derslerinde gördüklerimizde sınırlı bir kavramdır. Günlük hayatta da zaten tüp bebek yoluyla hamile kalanların ya da tüp bebek düşünenlerin duymuş olması normal karşılanır. Fazla bilinen bir meslek değildir. Embriyologların tüp bebek kavramının yaygınlaşması sonucu ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Yaşamın başlamasını ve üremeyi incelerler. Doğum öncesi ve doğumsal hastalıkların tespit edilmesinde de önemli rol üstlenirler. Embriyonun oluşması, gelişimi ve transferi gibi işlemleri yapar. 1990'lı yıllardan sonra tüp bebek tedavilerinde olumlu gelişmeler yaşanması mesleğe olan ilgiyi arttırmıştır. Başlarda biyologlar tarafından daha basit düzeyde yürütülen çalışmalar yoğunluk artınca ayrı bir meslek haline gelmiştir. Bu mesleğe erişebilmek için iki yol bulunur. Bunlardan birincisi tıp fakültesinden mezun olarak tıpta uzmanlık sınavından yeterli puan almak. Tıp fakültesinin histoloji ve embriyoloji anabilim dalında yüksek lisans yapılarak gerekli eğitimler alındığında embriyolog olarak çalışılabilir. Aynı alanda doktora yapılarak avantajlı bir konuma gelinebilir. Diğer bir yol ise üniversitelerin biyoloji bölümünden, moleküler biyoloji ve genetik bölümünde ya da genetik mühendisliği bölümünden mezun olmak. Bu bölümleri bitirdikten sonra tıp fakültelerinin histoloji ve embriyoloji anabilim dalında yüksek lisans yapmanız gerekiyor. Üreme ile ilgili bir tez hazırladıktan sonra Sağlık Bakanlığı'nın izin verdiği embriyoloji merkezlerinde eğitim alıp sertifika sahibi olabilirsiniz.